Manavyem'den merhabalar. Bugün Balıkesir Bigadiç merkeze bağlı HCM çiftliğine misafir olduk. Yanımda şu anda Hüseyin Cüneyt Menkü Bey var, işletmenin sahibi. Burası büyükbaş bir hayvan işletmesi. 2012'de modern bir şekilde projelendirilerek kurulmuş. Ben sözü fazla uzatmadan Hüseyin Bey'e dönüyorum ve bize bu işletmenin kuruluş öyküsünü ve hikayesini anlatmasını isteyeceğim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun Hüseyin Bey, teşekkürler. 2012 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun açmış olduğu çağrılara başvurarak bu işletmeyi modern bir şekilde kurduk. 2012 yılında sahan ünitesinde sahan yapıyorduk. Bununla işçilikle ilgili problemlerimiz oldu. Çok sorunlar yaşadık. 2013 yılında işletmeyi modernizasyon edip çevre düzenlemesini yaptık. Ama işçi sorununu bir türlü çözemedik. Evet. 2015 yılında en son artık robotik sahan sistemine geçiş yaptık. Şu an işletmemizde iki tane robot sahan ünitemiz var. Bunlarla faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Onun dışında işletmenin ilk kuruluşunda balık sırtı falan mı? Evet, balık kılçı sahan ünitemiz vardı. Ama bir türlü personel bulamadık çalışacak. Daha sonra yani, bunu otomasyon... Onu baktım, bu sektörde ayakta kalabilmek için bu sahan işletmenin can kalbidir yani. Bir işletmede sahanı çözemezseniz en öncelikle, iki de gübreyi çözemezseniz bu işletmeyi yürütemezsiniz. Aynen öyle. Sahan kısmını çözmek için biz de teknolojinin yardımlarıyla otomatik sahan robotlarına doğru yönlendik. 2015 yılında da iki adet otomatik sahan robotu alarak işletmemizi otomasyonda bir seviye daha yükseltmiş olduk. Doğru. Burada robot sahan sisteminin giriş kısmında bir kapı görüyoruz. Evet. O kapıdan geçiş ve süreci nasıl özetleyebiliriz? Şimdi bizim sahan sistemlerinde, yani robotik sahan sistemlerinde bizim 3 tane sistem var. Bunlardan biri tamamen serbest sistem. Bir tanesi önce süt, bir diğeri de önce yem sistemi. Ben burada önce süt sistemini kullanıyorum. Bunun da başlıca benim şahsi yönetimimle ilgili bazı nedenleri var. Burada bir akıllı kapı sistemi var. Bu akıllı kapı sistemine inekler geliyorlar. Yem yiyebilmek için o akıllı kapı sistemine gelmeleri gerekiyor. Eğer ineğin sağım izni varsa o akıllı kapı onu, robotun bekleme alanı var, oraya yönlendiriyor. Orada sağladıktan sonra yem alanına geçiyor. Bu da robotu daha aktif kullanmamızı, robotu boş yere işgal etmemelerini ineklerin. Çünkü biliyorsunuz sürülerde baskın karakterler oluyor. Bu karakterler eğer o akıllı kapıyı koymadığımız zaman serbest sistemde, benim fikrim bu tabii ki de yani, evet, İnsanlar serbest sistemde de bu sistemi kullanabilirler. Baskın karakterler robota girişleri engelliyor. Robota girip çıkıyorlar. Yem, çünkü robotta yem verdiğiniz için yani robota gelmelerinin en önemli sebebi konsantre yem vermemiz. Ödül yem yani. Ödül yem, evet. Şeker bir nevi. Şeker bir nevi, evet. Evet, oraya almak gelmelerini istiyorlar, sağlıyorlar. O yüzden ben akıllı kapı sistemde önce süt, daha sonra yem sistemiyle bu işletmeyi sürdürüyorum, yönetiyorum. Peki burada yem karmayı görüyoruz. Burada her bir hayvan için bazal diyette kaç kilogram yem veriyorsunuz? Şu anda bizim burada kullanmış olduğumuz 5 kilogram bir konsantre yem var. Robotta da ortalama hayvan başına 4 kilogram bir konsantre yem kullanıyoruz. Ortalama 9 kilogram yem yemiş oluyor hayvanlar. Konsantre yem, fabrika yemi. Evet. Süt ortalamamız 34-35 litre bandında. Onun haricinde yonca kullanıyoruz. Triticale silajı kullanıyoruz. Bir de normal mısır silajı kullanıyoruz. Doğrudur. Bir de ırk olarak da iki tane ırk görüyoruz burada. Irk olarak ben Holstein ve Danimarka kırmızısı hayvanlarla işletmeyi sürdürüyorum. Holstein'in özellikleri biliyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Danimarka kırmızısı yağ ve protein olarak ayak sağlığı, meme sağlığı çok daha iyi olduğu için dayanıklı tercih ediyorum. Daha dayanıklı bir ırk. Simmental ırkına benzer özellikleri var ama ondan üstün özellikleri de var. Ben o yüzden Danimarka kırmızısı hayvanlarla devam ediyorum. İki ırk karıştırıp. Evet, burada dikkatimizi çeken nokta 34-35 litre süt ortalaması olduğu halde siz burada 9 kilogram konsantre yem yediriyorsunuz. Bu da konsantre yemin gerçekten konsantre yem olduğu manası çıkıyor. Tabii, doğru mu anlıyorsunuz? Doğru, doğru. 9 kilogram yemi gerçekten konsantre bir şekilde kullanıyorum. Çünkü bizim normal köy şartlarındaki işletmelerde 12, 15, 16 kilogramlarda yemler görülüyor. Tabii bizim işletmemizde yani bireysel anlamda 60-70 kilogramlık İneklerimiz var Holstein ırkında özellikle. Bunları da konsantre, yani asidoz etmemek için konsantre yemlerle beslememiz lazım. Minimum düzeyde konsantre, kaba yem, konsantre yem oranının biliyorsunuz zaten, evet, belli oranlarda olması lazım. Biz de buna dikkat ederek bu şekilde besleme yapıyoruz. Siz zaten o konsantre yem kısmını aşmadığınız için asidoza karşı da baştan koruma sağlamış baştan, oluyorsunuz. Evet. Haklısınız. Burada bir de şunu vurgulamak istiyoruz. Yataklık kısmı özellikle bizim dikkatimizi çekti.
İşletmemizde yataklıklarımız döşek diyebileceğimiz sistemler, yani bütün bir yataklık var. Bireysel yataklık yok. Evet. Bu 3 katmanlı bir yatak. İçinde lateks sünger olan bir yatak. Uzun ömürlü, yırtılmaz, dayanıklı, yanmaz bir yatak. Evet. Tabii burada inekçilikte şöyle bir şey vardır. Siz bir inekten ne kadar çok verim almak istiyorsanız ona o kadar, ya orayı cennet haline getirmeniz lazım. Evet. Yani refah seviyesini maksimum tutmanız lazım. Çünkü buradaki hava sıcaklığı, ışık, bir ineğin en çok süt vermesi için çok iyi dinlenmesi lazım. Yani bir 15 saat yatması lazım. Geviş getiren bir canlı. O ortamları sağladığınızda zaten başarı kendiliğinden geliyor. Refahı ne kadar yüksek tutarsak, evet, verimler o kadar, hayvanlarda sağlık problemimiz de olmaz. Yani yemden yararlanma oranı yerden artar. Bir sürü şey olur. Refah en önemli şey. Kesinlikle. Bu işte. Bu işte. Bir de refahın temel noktalarından bir tanesi sinek diye biz düşünüyoruz. Evet. İşletme hiç sinek görmedi. Yani sinek bize hiç konmuyor, yok yani görmüyoruz da. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Şimdi biz tabii gübre çukurumuz var arkada. Gübre çukuruna larva sit atıyoruz. İşletmemizde belli aralıklarda sisteme şeklinde sinek ilacıyla ilaçlıyoruz. Sineğin önüne geçtik. Çok zor oldu gerçi de. Bu deneme 5, bayağı 6, yaptınız. Çok herhalde deneme yaptım. 5-6 yılda anca çözebildim yani. Doğrudur. Bir de sizin aile olarak bir farklı versiyon şeyleriniz var sana, işletmecilik yapıyorsunuz. Babam tarım ilaçları, zira ilaçlar bayisi, aynı zamanda Beko bayisi. O orada kendisi o işleri idare ediyor. Ben de burada hayvancılık kısmıyla ilgileniyorum. Doğrudur. Bu konuda eğer ki size danışmak isteyenler olursa... Yardımcı olmaya çalışırım. Ülkemizin hayvancılığına bir katkıda sağlayabilirsek bu bizi mutlu eder yani. Doğrudur. Tamamdır Hüseyin Bey. Biz şu anda işletmeyi gezelim hep gezelim beraber. Hem yerinde de siz bize anlatmış olun. Tamam. Oradan da izleyenlerimizle görüntüleri paylaşmış olalım. Tamam. Evet, teşekkürler. Buyurun işletmeyi gezelim. Tamam. İşletmemizin barn kontrol sistem dediğimiz işletmenin tüm ekipmanlarının otomasyonunu sağlayan ünitenin başındayız. Buradan sıyırcılarımızı, fanlarımızı, ışıklarımızı, gübre pompamızı kontrol edebiliyoruz. Hava sıcaklığı istenilen değerin üzerine çıktığında fanlar otomatik çalışıyor. Sıyırıcılarımız 4 saat aralıklarla günde 6 defa hayvanların altındaki gübreyi çürüyorlar. Işıklarımız da içerideki karanlık düzeyi 180 lüksün altına düştüğünde otomatik çalışıp içeri aydınlatmayı sağlıyorlar. Buradan işletmemizin kontrol kısmını yapıyoruz. Yani buradan özetleyecek olursak abi, gübre sıyırıcıları buraya bağlı. Evet. Işık kısmı buraya bağlı. Fanlar. Fan kısmı buraya bağlı. Sıcaklık, evet, 25 derecenin üstüne çıktığı 23. zaman. 23 derecenin üstüne i̇şte çıktığı zaman. Fanlar çalışıyor. Çalışıyor. Perdeler. İsterseniz perdeleri bağlayabiliyorsunuz. Perdeleri bağlayabiliyor. Rüzgar hızına göre perdeleri kapatıyor. Evet. Gübre pompası, eğer gübre çukuru seviyeniz belli bir şeye geldiğinde otomatik gübre pompasını çalıştırıp istediğiniz noktaya basıyor. Basabiliyor. Burası şu anda 1000 metreküplük bir gübre çukuru. Gübre çukuru kapalı. Üstündeyiz şu anda bulunduğumuz yer. Kaç metre abi şu an? 65 uzunluk. Metre. Şey 45 metre uzunluğu. 45 metre uzunluk var. Evet. Böylemesine. 7 metre genişlik. 3,5 metre derinlik 3,5 var. 3,5 metre derinlik var. 1000 metreküp toplamı gübre kapasitesi 990 var falan, evet. 990. Bu bölümü tamamladık herhalde. Tamam. Gezebiliriz abi, tamamdır. Gübreler toplandıktan sonra işletme içerisinde alt tarafa depoya düşüyor. Depodan sonraki kısmı bize bir anlatabilir misiniz? Depodan sonraki kısımda eğer çiftçilerimizden bizden talep olursa, ki bu sıralar solucan gübresi çok meşhur biliyorsunuz. Evet. Bu kompost solucan gübresinde kullanılıyor. Hı-hı. Bu şekilde separatöre gönderiyoruz karıştırıcıyla, pompayla. Kompost haline getirip solucan gübreci arkadaşlara, kendi ektiğimiz arazilere veriyoruz. Hı-hı. Bir de vidanjörümüz var sıvı için ayrıca. Sıvıyla da o şekilde tarlalara dağıtabiliyoruz. Sıvı olarak da tarlalara dağıtabiliyoruz. Vatandaşlara da hediye ediyoruz sıvıları. Kompost gübre olarak da verebiliyoruz. Sıkıntı yok. İki şekilde de yardımcı oluyoruz. Tamam Hüseyin Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hüseyin Bey ile şimdi genç hayvanların olduğu bölüme geldik. Hüseyin Bey, genç hayvanlarınızı nasıl besliyorsunuz abi? Şimdi genç hayvanlarımızı öncelikle şurada görmüş olduğunuz buzağı kulübeleriyle çıktıktan sonra kademeli olarak büyüyorlar. Burada kotra kotra sistem var. Büyüdükçe bir yan kotraya alıyoruz. Daha sonra da gebedeği olduklarında karşıdaki yataklıkları alıyoruz. Yataklıklardan inek formatına geçtiklerinde robotta sağlıyorlar. Besi hayvanlarını da gene burada bırakıyoruz. Kesim çağı geldiklerinde de kesime gönderiyoruz. Şu anda erkekleri de en baştan itibaren kesime kadar siz bakıyorsunuz. Bakıyoruz, evet. Dişileri de tamamen kendimize ayırıyoruz tamamen. İşletmeyi büyütme noktasına doğru şu an ilerliyorsunuz. Tabii ki.
belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra da gebe düve satışını gerçekleştireceğiz. Suni toplama olarak yavruları hangi noktada yapıyorsunuz? Mesela Holstein ineklerinizde Holstein ben doğum... çaprazlama yapmıyorum. Holstein atıyorum. Danimarka kırmızısı bir ırk var. Onunla da Danimarka kırmızısı atıyorum. Atıyorsun. Neyse onu atıyorum. İki tane hattan ilerliyorsun. Aynen. Bir Holstein grubu var, bir de Danimarka. Aynen öyle ilerliyorum. Kırmızısı herhangi bir karışıklık kırma hayvan yapmamaya özen gösteriyorum. Tabii son çare tutmazsa o yönteme de başvuruyoruz her işletmede olduğu gibi. Doğrudur. Peki bu genç mesela besi hayvanlarına kaba yem olarak ve konsantre yem olarak? Kaba yem olarak saman veriyoruz şu anda. Mevcudumuz az olduğu için daha önce daha yüksek meblağlarda besi hayvanı bakarken silaj, yonca, saman, yem bir arada kararak veriyorduk. Mevcut az olduğu için bunun sürekliliğini sağlamak daha zor. Ufak meblağlarda yem yaptığınız için. Şu anda saman ve konsantre yemle, arpa takviyesiyle. Arpa fileki herhalde. Aynen. O takviyesi. Şekilde besleme yapıyoruz. Güzel. Düvelerimizi o şekilde yapmıyoruz. Düvelerimize karma yem kullanıyoruz. Evet. Daha çok kaba yem ağırlıklı. Az miktarda içinde konsantre yem var. Silaj ağırlıklı olduğu için. Doğrudur. Kaba yem ağırlıklı. Kaba yem ağırlıklı besleniyor. Buzağlara sütü pastörize edip vermiş olduğumuz makine. Biz buzağlara günde 3 defa sütü pastörize ederek veriyoruz. 3 kez beslenme var. 3 kez besliyoruz. Bunun en büyük avantajlarından yani pastörize etmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi hastalık biliyorsunuz. Tüberküloz bulaşma ihtimaline karşı. Varsa eğer öyle bir şey. Bunun önüne geçmek için hastalıkların sütü pastörize edip veriyoruz. Günde 3 defa. Evet. Çünkü işletmede zaten sağım olayını robot yaptığı için inanılmaz bir boş vaktimiz var. Evet. Buzağları harcıyoruz bu vaktimizi. Sürünün buzağların sağlığı için, sağlığını daha çok için. Yani genelde Allah'a çok şükür hiç buzağı öldürmedik. Çok güzel. Bu makine olmasa öldürürdük. Öyle mi? Doğru. Kesin. Burada çünkü bir kere... bizim ot pardon, sıcaklık doğru. Olayını ayarlamanız çok küçük bu tarz işletmelerde 38 dereceyi. Bir de bu tarz bir cihaz şart yani. Bakteriyel kontaminasyonu da burada minimize ettiğimiz için hiçbir şekilde ağızdan patojen bakteri girmiyor. Bu da ishal ya da diğer sebeplere. Tabii bu sizin veterinerlik masraflarınızı minimize ediyor. Yani buna benzer bir sürü şeyi minimize ediyor. Şu basit bir cihaz olabilir ama tüm sorunları çözüyor. Doğrudur. İşletmemizdeki ineklerin kuyruklarını düşürdük. Bunu da neden olarak şöyle bir şey. Bir işletmede hijyen çok önemli. Ben buna çok dikkat ederim. Hayvanlar yataklığa yattığında gübre yoluna kuyruklarını atıp üstlerine sinek varsa eğer işletmedeki genelde hayvan bu işi sinek için yapar o hareketi. Oradaki suyu alıp vücuduna atıyor. Bu da tabii meme bölgesine de o gübreli bakterili suyun gelmesini ve hayvanların meme sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Ben de bunu önlem olarak her ne kadar sinek sorunu çözdükten sonra yaptım bu işi. Evet. Sinek sorunu çözemezseniz bu kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Çözdükten sonra kuyrukları kestim. Daha temiz, daha hijyenik olsunlar diye. Hem de gübre sıyrısına takılmıyor. Kuyrukla. Takılmıyor hiçbir şekilde. Kazalara sebep vermiyor. Tabii. Bu avantajlardan dolayı. Meme biraz daha temiz kalmış oluyor. Tabii hayvanların zaten görmüşsünüzdür zaten. Evet. Gayet temiz yani. Bu sağımı da kolaylaştırıyor. Tabii. Yani buradaki memenin, robota giriş. Tabii somatiği bile etkiler bu. Kesinlikle. Somatik hücre sayısı etkiler. Yoğunluğunu etkiler. Evet. Hüseyin Cüneyt Bey, şu anda robot sağım sistemine ineğimiz girdi. Evet, şu anda memeleri yıkamak için kol meme yıkayıcıyı aldı. Memeleri yıkacak. Önce memeler yıkanıyor, daha sonra... Ön sağım yapılıyor, yıkandıktan sonra. Şu anda hayvanın ön tarafına yem verildi mi? Yem tüketimi başladı mı hayvan? Başladı. Şu anda ön sağım kısmı bitti, gerçek sağım kısmı başlıyor şu anda. Dört memeyi de takmış oldu. Şu anda süt akışı başladı. Başladı, evet. Şurada gördüğünüz gibi akış hızları var. Tamam.
Bu akış hızları 60 mililitrenin altına düştüğünde otomatik cihaz çıkartıyor meme kadehlerini, daha çok meme yıpranmasın diye. Evet. Burada hayvanla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Tamam. Bu hayvan kuruya çıkmaya yakın bir hayvan. 306 gün olmuş. Sağlar gün adedi. Şu an üzerinde 14.6 litre süt var. 26.2 litre ortalaması var. Son 7 gün. Son 7 günü. Mesela bugün içerisinde ayın 18'inde sabah 10.30'da sağılmış. Ayın 18'inde akşam 8.55'te sağılmış. İşte kaş 1.9 dakikada 1.9 kilogram süt vermiş. 6 dakikada sağımı bitmiş. Burada veriler var. Şu MDI dediğimiz bir değer var. Bu mast detection indeksini. Yani bu hayvanda mastit olduğunda buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda cep telefonuna robot mesaj da atıyor. Evet. Yeşil olması sorunun olmadığını gösterir. Sarı sorun başlangıcını gösterir. Kırmızı mastit olduğunu gösterir. Mastit. Şu an Allah'a çok şükür mastit problemimiz yok. Evet. İşletmemizde. Hijyen koşullarını yerine getirdiğinizde, bir de sağma dediğini doğru yaptığınızda böyle sorunlar olmuyor. Günde kaç kez bir inek buraya sağma giriyor? Verimine göre. Bu inek mesela kuruya yakın bir inek. 26 litrede. Bu inek günde 2,5 kez giriyordur. 2,5 kez. Sürü yönetimine bakarız. Mesela ayın 17'sinde 3 kez sağlamış. Ayın 16'sında 2 kez. Ayın 15'inde 3 kez sağlamış. Bunların ortalaması 2.7 falandır bu inek için. 24 saatte sağan. Evet. Sağan son 7 günlük sağan. Ortalaması 2.5-2.7 arasıdır. Bakarız şimdi sürü yönetiminden kaç kere sağladığına. Tamam. Burada tüm verileri görebiliyoruz. Şurada ahır var. Burada yemlik. Hayvan büyüdüğü zaman bu yemliği daha öne çekiyor. İşte. Hayvanın boyuna göre yemlik kısmının ileri geri oynuyor. Şimdi burada süt hedef noktası var mesela. Siz bu sütten benden 5 litre istediniz. Ben size hemen buradan şuraya ayırabiliyorum. Evet. Numune olarak ayırabiliyorum. İstersek sorunlu sütleri buraya ayırtabiliyoruz. Antibiyotikli sütü ayırabiliyoruz. Bir defa talimat verdiğiniz zaman kaç gün ayırmak istiyorsanız ayırır. Kaç gün? Sorunlu sütse otomatik ayır deyin, belli değerler girin. Mesela kan olduğunda otomatik ayır deyin, ayırır. Çöpe at deyin, çöpe atar. Tanka gönder deyin, tanka gönder. Evet. Her şeyi yapar ya. Her şeyi yapar. Yaklaşık 5 yıldan beri bu sistemi... 5 yıldan beri kullanıyoruz. 2015'ten beri sağım vitesini kullanıyoruz. İnsanların kafasında şöyle algılar var işte. Pahalı servis maliyetleri gibi. Servis maliyetleri pahalı değil. Bir kere bunları silsinler kafalarını. Peki. Ortalama 2.503 bin lira aylık maliyeti var. Bir sağımcı çalıştırsanız, bunun iki sağımcı çalıştırmanız lazım 60 ineğiniz de olsa. En az. Daha pahalıya gelir. Benim konuştuğum rakamlar deterjanı, sarf malzemesi, değişen parçaları. Bu dünyanın en çok çalışan makinesi. 24 saat burada sağım durmuyor. Gece 3'te gelin, burada bir inek sağlıyordur. Doğrudur. O yüzden bakımlarını doğru düzgün yaptırdığınızda arıza sorunu da olmuyor. Aynı araba gibi düşünün yani. Doğru. 10 bin kilometre, 20 bin kilometre o parçaları değiştirdiğiniz zaman çok şükür hiçbir sorun yaşamadık. Bu sağım robotu bir günde kaç tane sağım yapıyor? Bu sağım robotu günde 180 sağım yapabiliyor. Bunun şu anda bir üst versiyonu var. Günde 220 sağım yapabiliyor. Bizimki VMS dediğimiz klasik versiyonu. 2015'teki versiyon. Şu an 2000 yeni çıkan versiyonunda 220 sağım var. Bu 180 sağım sizin İşletme politikanızla ilgili. 90 hayvan günde 2 kere sağabilir. 60 hayvanı günde 3 kere sağabilir. Yani bu buradaki stratejiyle ilgili. Doğru. Şu anda bu robot günde kaç 60 hayvan sağıyor. Ben 60 üzerinden hareket etmek istiyorum. Az evet. Hayvan sağıp daha yüksek verim. 3 sağım yapıp. Şu anda sağım bitti herhalde. Evet, mesela sağım memede 2.8 litre süt bekliyormuş. 3 aldı. Evet. Sağımı çıkardı. Bir önceki sağımdan gelen bir ortalama var. Tabii. O rakam tutuyorsa eğer o meme başlığını çıkartmış olur. Hayır. Onun üstüne de çıkıyor. Süt akış hızı 60'ın, bak bu mesela 3-4 bekliyordu, 3-2 aldı. Evet. Yani o şeye bağlı. Memedeki süt akış hızı 60 mililitrenin altına düştüğü zaman şu. Bak evet. 180'de bu 60'a düştüğü zaman çıkarır. Bizim en avantajlı özelliklerinden bir tanesi bunu manuelde kullanabiliyorsun. Yani burada başta hemen bu şekilde manuelde tak. Bu arıza yapsa bile robotun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Solda bir sıkıntı olsa dahi. Buraya bir tane eleman oturtup evet. Buradaki işleyişi durdurmuyorsunuz. Servis gelene kadar burada manuel takım yapıp sağım yapmaya devam edebiliyorsunuz. Evet. En büyük artılarından benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Bir tanesi bu. Doğru. En önemli şey bu. Sağım sonrasını attı.
kamerayı temizledi. Sağım başlıkları temizleniyor. Kamera temizlendi. Olay bu. Şu anda sağım bitmiş oldu. Aynen. Tamamen gerçekleşti. Şu anda işletmenin sürü takip programının yer aldığı ofise geldik. Buradaki ekranda Hüseyin Cüneyt Bey'den verileri bizimle yorumlamasını talep edeceğiz. Biz de hep beraber buradan görmüş olacağız. Evet Hüseyin Bey. Şimdi bir işletmenin kalbi, doğru söylediniz. Çok ben de size katılıyorum bu konuda. Sürü yönetim programıdır. Sürü yönetim programından alabildiğimiz verilerle bu işletmeyi yön verebiliriz. Biz de işletmemizde Delpro sürü yönetim programını kullanıyoruz. Burada anlık süt ortalamamızı, hayvanların kaç defa sağıldığını, kaç defa robota girdik çıktıklarını, kaç dakikada ortalama sağladıklarını, o akıllı kapı demiştik, bahsettik, ondan kaç defa geçtiklerini, kızgınlıklarını, aklınıza gelebilecek tüm sağlık raporlarını alabiliyoruz. Evet abi. Buradan mesela sağmalı ineklerin sayısını görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Sürüde kaç tane düvemiz var, kaç tane danamız var, kaç tane kurulu hayvanımız var, gebelik oranımız ne, sağlar gün sayınımız ne, rapor olarak hepsini görebiliyoruz mesela. Burada bireysel olarak ne kadar robotta yem tükettiklerini, otomatik yemlemelerde ne kadar yem tükettiklerini, aklınıza gelebilecek her şeyi, yani ineğin 4 tane memesinden ayrı ayrı, evet, iletkenliklerini, mastit olup olmadıklarını, aklınıza gelebilecek, ben buradan kalkmadan size işletmede topal hayvan olup olmadığını söyleyebilirim. Evet, mastit yani, olan var mı yok mu? Mastit zaten çok kolay söylerim, topalı bile söyleyebilirim. Doğru. Derim ki yani 42 numaralı inek topal derim, gidin bakın derim, inersiniz topal çıkar. Yani bu sürü yönetim programı o yüzden bu işletmenin can kalbi yani. Can kalbi ve siz de bahsettiğiniz gibi az önce bu işletmeden bir hafta bile tatile gitseniz. Tabii ben mesela geçen hafta 7 gün hiç uğrayamadım işletmeye. Cep telefonunda bizim bir yazılımımız var. Mobil versiyonu. Yani oradan masaüstünün mobil, aynen, mobil versiyonu. Her şeyi takip edebiliyorum. Kızgınlıktan tutun aklınıza gelebilecek tüm sorunları oradan görebiliyorum. Zaten her şey otomasyonda görmüş olduğunuz gibi. Otomatik mesleğe bir tatil hakkı doğmuş oluyor. Tabii. Yani normalde sağımın inekçilik 365 gün çok zor bir meslek. Gerçekten meşakkatli. Ama teknolojinin yardımıyla burada bu takip sistemiyle, güvenilir personelle ve yönlendirmeyle teknolojinin verdiği. Aynen. Tabii sağım diye bir sıkıntı ortadan kalkmış. Tamamen robotlar sayesinde olduğu için. Hı hı. En azından siz işiniz varsa işte iş adamı olabilirsiniz, girişimci olabilirsiniz, yurt dışına gitmeniz icap edebilir filan. Bu altyapıyla bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten çıkış amacı da Avrupa'da bunun bu işçilik problemleri, pahalı olması işçiliğin, ailenin tatile gidememesi nedeniyle bununla Ar-Ge yapıp 2000'li yıllarda robotik sisteme geçtiler. Bize de anca ülkemize işte biz 5 yıldır kullanıyoruz. Yeni yeni yaygınlaşmaya başladı robotik, evet, sağım sistemleri. Yani biraz euro olarak pahalı, ilk yatırım maliyeti yüksek ama, uzun vadede. Uzun vadede bunu karlarla getirebilirsiniz. Zaten sağım operasyonunu sık yapabildiğimiz için mesela bizim işletmemizde şöyle bir örnek verebilirim. Kaç defa sağladığına bakalım mesela soyun hayvanların 7 günlük sağım ortalamaları. Mesela 4 kere sağlanan hayvanlarımız var. 3.9 kere sağlanan hayvanlarımız var. Evet. 3.7, 3.6. Bunları yüksek süt verimine yüksek sahip olduğu için. Yani aynen. Şuradan görüyorum 58-60 litre bandında sütler. Evet. Bunları mesela 4 kere 4-7 oluyor bazen. O tabii ki tamamen istatistik ve robotun kararına göre değişiyor. Bunu bir insan gücüyle yapma şansınız yok. Doğal olarak yatırım maliyeti yüksek ama bunu siz ineği sık sağarak ve inekte yaşayacağınız problemleri ortadan kaldırarak sıkı takiple, veterinerlik masraflarıyla olsun, tohumlama maliyetleriyle olsun. Her şeyi görebildiğiniz için. Verimi maksimize ediyoruz. Sağlık ve sürü yönetim zorluklarını minimize etmiş oluyoruz. Aynen dediğiniz bizim gibi oluyor. Önemli. Doğal olarak da yatırım maliyetini aslında baktığınızda pahalı olmasına rağmen bayağı bir minimize etmiş oluyorsunuz. Minimize etmiş oluyor, evet. Hüseyin Cüneyt Bey'le tüm işletmeyi gezdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bütün işletmeyi bize tek tek anlattılar. Hayvanların girişinden çıkışına, beslenmesinden sağımına kadar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım faydalı bir gezi olmuştur hepimizin adına. Çok güzel bir girişimcilik örneği sergilemişsiniz. Çok sağ olun. İşin başında olarak bu konuyu yurt dışında, fuarlarda ve uluslararası firmalarla oturup kalkarak yani en doğrusunu yapmaya çalışmışsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de dileriz ki uzun dönem boyunca örnek bir işletme olmaya devam edersiniz. Çok teşekkür ederim. Bu işletmelerin ülkemizde sayılarının artmasını yardımcı ederiz. Olmaya çalışacağız. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. İletişim bilgilerinden alt kısımda Hüseyin Bey'e de ulaşabilirsiniz. Detaylı soru sormak isteyenler Hüseyin Bey'i arayabilirler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.